Merhaba, ben Orhan Şef. Samsun Mutfağı Anılar ve Tarifler serimizin 5. bölümündeyiz. 5. bölümde Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Balcalı köyündeyiz. Ve yanımızda konuklarımız var. Kaymak. Muharrem Kaymak, asırlık dedemiz, 86 yaşında. Görüyorsunuz, sürekli kaşketi kafasında, yumurta burun, diri ayakkabısı, topuktan çinemeli. Ayağında tam klasik bir Samsun beyefendisi. Fatma Aslanoğlu teyzemiz de var. Bize yemeklerimizi yapacak, anılarını İnşallah. Anlatacak bize bugün. Ve Nurhan Koyuncu. Nurhan Koyuncu ile beraberiz. Şimdi anılarımızı anlatacağız. Eski yemeklerimiz, ektiğimiz ürünler, tarımsal ürünler, yedikleri yemekler, yaptıkları yemekler hepsimizi anlatacağız. Evet. İnşallah. Sizden başlayalım isterseniz. La biz burada yetiştik, bu toprakta burada çalıştık. Doğdunuz, burada doğduk, burada yetiştik. Burada tütüncülük yapardık, ekincilik, mısır yapardık. Bağ bahçemiz, buğday ekiyordunuz. Buğday ekiyorduk, inek yapardık. Ondan düğünlerimiz olurdu. Düğünlerde keşkek yapardık, yahni yapardık, tatlı yapardık, pilav yapardık. Bu yöresel düğün yemeklerimiz bizim. Bir de burada çeltik de içiyordun. Evet, çeltik de ekerdik. Çökeli yoğurdu, tereyağısını biz kendimiz yapardık. Çökelikten bir şey yapıyor muyuz böyle güzel? Kuymak yapardık. Çökelikten. Mıklama yapardık. Nasıl yapıyordunuz çökelikten mıklamayı? Çökelikten... O sünüyor mu diyorsun yaptığı çökelik? Kaşar gibi yoksa? Normal. Süt çökeli olursa sünüyor. Evet. Normal mıklamayı ayran. Yapıyorsunuz? Mıklamayı da normal çökelikten yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Onu nasıl yapıyoruz? Biraz çökelik koyuyoruz. Bir yumurta koyuyoruz. Hı-hı. Su koyuyoruz. Az bir kaşık da un koyuyoruz. Tereyağı eritiyoruz. Onları karıştırıyoruz, döküyoruz yağ eridimin içine, karıştırarak bir şeye koyulaşıyor. Bandır bandır ye. O şekilde sizin mıklama. Evet. Farklıymış ha. O mıklama. Mıklama. Evet, o mıklama deriz. Yumurta. Ama başka yerde değişik diyorlar, bizde mıklama. Bizimkiler yaparmış şeyden, sadece sütü kaynatıp, ayranı sütü kaynatıyor, içine mısırını atıyor. En son üstüne tereyağı döküyor, öyle bir şeyler yapıyormuş. Onu bilmiyorum. Samsun bizimkiler termede. Termede, o değişik. Evet. Bizim bildiğimiz bu, onlar. Başka? Şimdi de fındık üretiyor köyümüz. Fındığa çevrildi, tütün kalktı. Evet. Annem çerkez peyniri yapardı sütten. Çerkez peyniri mi? Nasıl yapıyordu çerkez peyniri? Çerkez peynirinin sütü koyardı ateşe. Süt kaynamaya başlayınca birazcık yoğurt dökerdi üstüne. Bu böyle yukarı kabarınca onu alırdık, süzerdik böyle bir onun ilistiri vardı. Hı hı. Ona süzerdi, bu böyle kalıp gibi olurdu, o da güzel olurdu yani çerkez peyniri. Ona çerkez peyniri diyorsun. Burada çerkezler de var tabii Samsun'da belli bir oranda bayağı. Var var, olmaz olur mu, çerkez var. Evet, çerkez kültürü etti bizim evet. Onlarda da bir çekim yapmayı düşünüyoruz bakalım. İnşallah. İnşallah. Bizim yöremizde yani çökelik, en meşhur çökelik olurdu bizim. Keşkeği nasıl yapıyorsunuz? Keşkeği nasıl yapıyoruz? Buğdayı seçeriz, akşamdan ıslarız. Zabağı da yemişer, zabaklayın da onu yıkarız, koruz atışa, tavuğu da koruz içine, o pişer. Tavuk da içinde pişiyor. Evet, içinde pişiyor. Sonra? Sonra o piştikten sonra kepçeyle öyeriz. Güdeliyoruz. Evet, güdeleme mi oluyor? Biz de öyeriz bak. Bak bizim köyde de... Sizde ne deniyor? Öymek. Öymek. Öymek deniyor. Öyeriz. Bak bizde güdeleme deniyor, sizde öymek deniyor. Bizde de öymek denir. Öymek. Her köyün bir şeyi var. Konuşması peki var. Peki özel şeyi var mı onun? Normal kepçe mi? Öğmek için özel şeyi var mı? Düğünlerde hareni deriz. Büyük kazan. Onu da yapardık. Tokmak deriz. Tokmak gibi aynısı. Evet, tokmak gibi. Ondan öğerdik büyük. Öğerdik. Ama evde kepçe ile. Tencerede yaptığımız zaman kepçe ile öğüyoruz. Evde ufak şey yaparlar sayı belki. Kepçenin şeyin, tencerenin güldesini ezelle bir çalıştırırlar. Evet. Mısır çorbası yapardık, bizim yöremiz yemeğimiz. Mısır çorbası, lahana çorbası, lahana sarması. Bizim yöremiz yemeklerimiz buydu. Sen ne yiyordun küçükken? Annen ne yapıyordu sana yemek? Annem bazı yapsın, şey bir takarardı, yoğurt koydu, turşu koydu. Bir şey ekmek oldu eskiden. Evet. Verdi, bunları yapardı. Yılbaşına gaz beslerdi, gazları büşürürdü, tirit yapardı. Ya sizin burada tirit var mı? Var. Ha, gazla besliyoruz var. Burada. Var. Besleyen besli yapıyor. Tavuk var yapıyor. Evet, ördek yapıyorsunuz. Tiriti nasıl yapıyoruz? Gazı paklarız, pişiririz. Onun suyunda biraz pilav yaparız. Biraz suyunu ayırırız. Yoka ıslarız. Pilavın üstüne sereriz. Siniye eskiden
siniye bulgur pilavını yaparlardı. Sinin üzerine yokaları bulgur pilavını dökerlerdi. Yokayı da ıslayıp eti didelerdi pilavın üstüne bulgur koyarlardı. Pilavı sade mi yapılıyor? Sade yaparlardı. Sade o kazın, evet. Şeyi, kazın evet. Yağından. Evet. Şey, suyundan. Suyundan yaparlardı. Siniye dökerlerdi onu. Eti de didelerdi pilavın üstüne dökerlerdi. Yokayı da ıslayıp o etin üzerine böyle dizirlerdi. Orada ellerine yerlerdi. Eskiden öyle yenirdi. Evet. Şimdi kaşıkla yeniyor. Şey, peki şey haşlama mı kaz? Haşlıyorsun. Haşlıyoruz. Haşlama. Haşlıyoruz. Evet. Şey diye atıştı yapan zaten. Yok, yok. Yağsı falan ayrılmıyor zaten haşlama suyunda yağ oluyor. Evet, yağsını alırlardı üstünden. Yağsını. Çok yağlı ise üstünden yağı yüzerlerdi. Ama hep değil. He. Hep değil. Ona ne yaparlardı? O yağı da duza basarlardı. Lahana çorbalarına, yemeklerine katarlardı. Ördek duzlusu gibi. Evet. Gaz duzlusu yapıyordun evet, yani. Evet. Deriyi soydun. Evet. Tuza bastın. Onu tuza basarlardı. Ona az az eritirlerdi. Lahana yemeğine katarlardı. Çok lezzet verirdi. Evet, çok güzel olur öyle. Evet. Onu hiç pişirmiyorsun değil mi o deriyi? Sadece tuzluyorsun. Tuzluyorsun. Evet, tuzluyorsun. Salam ama olsun. Yemeğe katarken ne eritiyorsun? Eritiyorsun. Evet. Yemeğe daha tuz atmıyorsun. O tuzu var zaten. Bakarsın. Tuzu iyi gelirse atmazsın. Şimdi doğmayarken o tuzluyu başka ne atıyorsun? Kaz tuzlusunu. Sade lahana yemeğine. Lahana çorbasına mı? Çorbasına, dolmasına. Evet. Çok o da farklı aroma katar. Kabuska deriz. Biz evinleme deriz. Ama kabuska diyorlar başka yerde. O şey değil mi? Beyaz lahanadan mı yapıyorsunuz? Kara lahanadan da yaparız. He. Ona da katarız. Atıyorsunuz. Bulgur katarız az ona. Esas kara lahanadan. Kabuska tamam. Diyorsunuz yani ona. Evet. Kabuska yemeğiniz de var yani. Evet. Ama yani. Biz evinleme deriz. Bak onu da söyleyeyim. Biz evinleme. Bize bunlarla bak şimdi biz onu biz evinleme şeyler, deriz. Hani bilindik şeyler he. Var. Bir de şimdi bak. Aynen. Biz evinleme deriz. Aynen. Biz evinleme deriz ona. Evinleme. Evet. Evet, evinleme yapsaydık keşke bugün ya. O tez çakışmaz. Şey, getirdim pancarı var bende kara lahanası. He. Kelem azmanından oluyor çok güzel. He, çok güzel olur. Kelem azmanı mı? Kelem azmanı beyazdan. Pancar. Yok. He. Tam kelem de değil, kara lahana da değil. Öyle azman, pancar. Azman. He. He. Ondan güzel oluyor. Güzel olur. Bak onu yapsak iyiymiş bugün. Olurdu. Neydi adı? Evinleme. 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 Evet, onu nasıl yapıyoruz? Onu nasıl lazım. Yapıyoruz? Onun pancarı yıkayacaksın, doğrayacaksın. Saplarıyla beraber mi? Evet, evet. Saplarıyla. Bunu suda haşlayacaksın, iyi yine pişecek o. Ondan sonra onu birazcık süzeceksin. Böyle suyun seviyesinde kalana kadar. Ondan sonra bulgur atacaksın içine. Az da fasulye. Az da haşlanmış fasulye atacaksın. Pat fasulye mi? Pat fasulye, beyaz fasulye, ne varsa. Kırmızı kelle biber atacaksın haşlanmış içine. Evet. Kırmızı kelle biber atacaksın. He. Kırmızı şekil... kelle biber mi? Hı-hı. Acı biber. Acı biber. Tane biber ya. Kurumuş. Bu biraz pişecek. Bundan sonra iki avuç da beyaz un çalacaksın üstüne. Mısır unu değil beyaz un. Beyaz seren mısırı, fırın unu değil. Ha, çiğ mısır unu değil. Beyaz un değil mi? Buğday unu da gidiyor aklım. Yok yok. Evet tamam, çiğ mısır unu atacaksın. Biraz pişecek. Evet. Bununla güzel tereyağı yakacaksın. Tereyağı, zeytinyağı karışık bol yine. İç yağ varsa iç yağı da koyabilirsin, da seviyorsan. İç yağ? İç yağ biliyor musunuz? İç yağ var. Yani iç yağ da neresinden hayvan alıyorsun iç yağını? O gömlek yağı mı yoksa böbrek yatağındaki yağı? Böbrek yağı. Böbrek yatağındaki yağdan. Evet. Onu zaten tuza basarız biz. Benim var. Ondan yağ eritmeden mi basıyorsunuz? Aha, eritmeden basacak. Aha geldi, artık başladı. Bunu kapıyı aç. Sonra bir şimdi öğeceksin, o yağı kattık ya. Ondaki... Onu aynı keşkek gibi öğeceksin. Çok güzel, lezzetli oldu. Tamam, bizim şeye benziyor, pancar özlüsüne benziyor biraz. Pancar özlüsü işte. He işte ondan. Dingil, dingil çocuk. He he he. Bak siz de dingil diyorsunuz. Biz evinleme deriz. Bu da evinleme, teki köyde bastik geçer. He bastik. He he. Aynen. Tamam tamam. Bizde o zaman dingil gibi. Aynen, sizin dingil yemeğinizdir. He ama bizimki pirinçten yapılıyor. Siz bulgur atıyorsunuz. Bulgur daha lezzetli oluyor. Bulgur daha lezzetli oluyor. Bulgur daha lezzetli oluyor bak. Hanımın yaparsa bulgur attı bir dahaki. Evet, en son evinlemeden bahsettik. Şimdi evet. Biz daha kalabalıklaştık. Aynen öyle. Evet. Güzel oldu. Evet, daha iyi oldu. İnşallah iyi olacak. Çekici. Evet. Ne anlatalım, ne biliyoruz. Esas fındıkçı budur. Bak, fındık ağasıdır bu. Evet, senin için miydi amca? Kırmızım Kamuran Bayrak. Kamuran Bayrak amcamız da geldi. Fındık ağası ha. Kendileri. Ya şükürler olsun, bir şey var. Evet. Şimdi biz eskileri anlatıyoruz amca. Eski yaptığınız yemekler, ektiğiniz ürünler, sebzeler, onları işte anlattırıyoruz. Ondan sonra bunlardan böyle bir yemek kitabı oluşturacağız. Kitap çıkartıyorsunuz. Evet. Ama. Sizin bilgilerinizi topluyoruz, arşivliyoruz biz. Onlar önemli şeyler. Eskiden ne olmuştu oğlum? Eskiden sayıyabilirim diyor işte. Pancar elması, lahana, mısır çorbası, pırasa çorbası. İşte say da say yani ha. Kabak dolması, kabak çorbası.
Kabak dolması? Kabak çorbası. Ak kabaktan mı? Ak kabak, kara kabak hepsi de var. Kabak çorbası. Biberiydi işte, salatasıydı, domatesiydi. Çorbası da oluyor onun ha? Şeyde fasulye atardılar onun içine. Ay onu da görünce bu sabahın şeyini, o yiyeni bulmuyor. Evet. Şu anda çekimde miyiz? Şu anda çekimde miyiz? Kabak dolmasını seviyordunuz? Kabak dolması. Yok, kabak çorbası. Kabak çorbası, beyaz kabağın çorbasını yapardılar büyüklerimizin. Evet, kare kare doğrardık onu, pişirirdik. İçine de az da bir fasulye atardık, kuru fasulye. Kuru fasulye atardık. Tatsızsa azıcık şeker atardık, tuz atardık. Ona öyle büyüklerimizin... Şekerli çorba oluyor mu oluyordu bu? Evet. Şekerli çorba. Bir de çorbası da oluyor. Yağ da katarlardı ona acı biberinen. Tereyağı, kızdırı. Güzel olurdu. Şekerli bir çorba oluyor. Evet, eski çorbalarımızdan biriydi. Pırasa çorbasını anlat. Pırasanın içine de un katıyorduk işte. Pırasa çorbası. He bak, pırasa çorbamız da var bizim. Evet. Pırasa çorbamız da var. Evet. Pırasayı doğrarız, onu kaynatırız. İçine yine bir avuç kuru fasulye. Evet. Onun içine unlar biçtiğimin un çalardık. Evet. Ondan biraz daha pişirirdik. Ondan geri tereyağı, yine kırmızı biber. Pekmez var mı onda? Yok. Pekmez yok. Pekmez yok. Mesela çorba. Bizim o köyde şey var. Cılbır. Pırasa cılbırı derler. Mesela yani pırasayı kaynatıyorsun. Ondan sonra içine pekmez atıyorsun. Hoşaf atıyorsun. Yok, hoşaf değil. Pekmez atıyorsun. Koruklu mu yapıyorsunuz? Fasulye atıyorsun. Pekmez atıyorsun. Ekşilik koruklu derler ona. Evet. Var. Onu da duydum. O hurma pekmezini atıyorlar içine. Duydum ama yemedim. Biz yapmadım. Onu, biz onu yaptık. Geçen yapmadım. De çok güzeldi. Eşili, eşili fasulye var. Eşilisi var, tatlısı var. Eşili fasulye yapmıştık. Var mı sizde o eşili fasulye? Yalamacı var. Var. İşte var. Hoşafla eşili var, katıyor. Var, var, var. Onu da yaparlardı. Daha geçen gün yaptık, yedik yine. Evde. Eşili fasulye mi? Evet. Yaptık, ben yedik. Ben de sevdim. Çok güzel oluyor. Tatlı ekşi böyle güzel oluyormuş. Güzel oluyor. Öyle işte. Buğdayla mı yapardınız? Biz onu ekşili çorbayı buğdayla yapardık. Elma hoşu atarlar içine. Elma hoşu atardık. Bir de erkek ekşisi atıyorlar. Bekmez işte. Ekşi hangi bekmez varsa ondan atardık. Bayağı iyi oluyormuş ya. Buğday ekşilisi işte de. Buğday ekşili çorba. Fasulye ve buğday. Aynen. Fasulye, buğday. Keşke buğday var ya, evet. Ondan yapıyoruz. Acı aldık, fasulye atarız. Boşluk da atarız. İçine de az pekmez yapardık. İki tane bir sene yumurta kapla. Fasulye turşusu, evin namazı işte fasulyenin. Kavurması, turşusu. Ben hemen daha anlatayım. Tereyağında kaynar bazlama ekmeğini bas içine. İşte bugün burada yapsaydık olurdu, yerdik evet, ama. Evet, güzel oldu. Karamaç nasıl karamaç? Nasıl karamaç? Turşu karamacı. Yok, karamacı. Yok, yumurta dedi ya. Tereyağı eridiriz. Evet. Yumurtayı kırarız, kırarız 2-3 tane. Lokantacı, lokantacı. Anlatsana da anlatsana. 2-3 tane yumurtayı kırarız. Sıcak evet. Ekmekle pişiririz. Onun içine doğrarız. Onu karıştırırız. Oh! Karamaça öyle. Vay, güzelmiş. Yanına bir de bir tava turşu. Eski tatları bulamıyor. Tadı bulamazsın tabii. Gübre çıkardı. Ulaşma yapar. Yok tatlı. Eskiden gübre yoktu değil mi? Eskiden gübre bulgur kaynatırdık. Sergilere sererdik, onu kururdurduk. Dimene götürüp öldürdük onu. Onu geldimin elerdik. İnce düğüsünü ayrı, iri bulgurunu ayrı. Düğüsünden sarma sarardık. Neyden? İnce düğüsünden. Sarmaya sarardık. Miso çorbalığını öldürdük. Onun iri asiyini çorbalık incesiyle dolma sarardık, sarma. Dolma sarıyordunuz. Ya. Dolmanın içine ondan pirinç koymuyorsun. Yok, eskiden pirinç nerede buluyorduk? Pirinç yok ki. Pilavlığı bulamıyorduk. Sen elini defter kalem al. Hep yaz onları, onu tutsun. İşte bu çekiyor muyum bunu? Video çekiyor muyum? Çekiyor mu? Çekiyor, çek. Hepsini kaydediyor buna, ben sonunda da kaleme alacağım. Anladın işte. Ya, evet. Tütün dikerkenleri yapardık bir kazan mısır çorbası. Ne? Mısır çorbası. Onlar şey yapıyordu mısır çorbasını? Mısır çorbasını yıkardık, koyardık kazana. Kaynar su koyardık. Eskiden ocaklığımız vardı. Ocaklık biliyor musun? Evet, böyle ocaklar var, bacalı. Zencire takardık kazanı. Altına iki kalın odun.
Onun alt şeyde az az yanardı, tıkır tıkır kaynardı. Ben çok yaktım onu, attım çöplere. Bak onu da anlatayım, bunu da anlatayım. Aa, bu benim kız gibiydi. Bak şu benim torun gibiydim. Bu evet. Torun yemek yapabilir mi? Yok. Beni annem eve bırakırdı. Mısır çorbasını koyup takardı zincire. Kızım bunu büşür. Evet. Onu yakardım altını, gelirdim abri komşumun kızların yanına oynamaya. Evet. Eve giderdim ki çorba yanmış. Çorbayı götürdüm, deriye dökerdim. Hmm. Gelip tekrar bir daha yıka koy. Günde 3 sefer kazan değiştirdim. O zamanlara? Ya o zamanlara. Sonra? Ya. Onu kaynatıyor musun? Fasulye atıyor mu içine? Atardık. Fasulye de atardık. Sonra? Sonra onu güzel güne piştiğini yoğurtla ye. Soğudumu da tereyağıyla yağla ertesi gün. Yağla ye. Daha işte, ertesi gün de tezeleme. Kusurunu koy. Bak tezelemedir ona. Yağ son suluca yine bir çorbasını üçüncü yap. Üçüncü günde tezelemesini yapardık tezeleme ona. Tezeleme çorba oluyor. Aha. Çorba oluyor. Tezeleme çorbası. Evet. Aynen. Öbür gün yağ koyuyorsun, keşkek evet, gibi gün. Evet. Üçüncü günde varsa tezeleme yapıyorsun onu. Mısır ile. Mısır ile katıyorsun. Sulandırıyorsun. Soğanlı yağ, tereyağı yakıyorsun, içine döküyorsun. Hı. Yine ayran da koyuyorsun. Hı. Ayran da koyuyorsun içine. Hı. Tezeleme çorbası. Evet, tezeleme çorbası oluyor. Oo, çok güzel ya bu, bak, bu tarifler. O soğan yakarsın onun üstüne, soğanın tadı hı yedirir onu. Konuştu bunlar, daha neler çıkıyor şeyin altında, defterin altında. Tamam işte, bunları işte bulacağız. Daha. Bunları bulacağız işte. Daha neler çıkıyor. Ya. Bak. O evet. İlk okula gidiyorum. Bak onu da anlatayım. Ya işte ilk okula... bundan lazım işte. İlk okula gidiyorum. Senin adını anlat. Annem hamuru yoğurdu. Büyüdey evet hamurunu. Evet. Akşama da cızlak yap kızım dedi. Hı. Tamam cızlağı yaparsın. Sacın üstüne koyarsın. Evet. Evin yanında incir ağacı var. Hı. Almaya da ablam var. Ablam benden büyük. Fazla mutfağa yanaşmazdı. Hı. O çıktı incir ağzına. İncir topluyor ağaca. Ben de peşinden cızlağı yapıştırdım, çıktım incir ağacına. O cızlak yandı orada. Evet. O cızlağı götürürsün, deriye atarsın. Ana babadan korku var ya. Evet. Atarsın. Bir de köpeğimiz var. O köpek gidiyor, cızlağı getiriyor, ayağım dibine gel koyuyor. Suçu ortaya getiriyor. Suçu ortaya getiriyor. Cızlak diye köpeği getiriyor. Ondan sonra en sonunda onu göttüm deriye, çoraklı bir yere gömdüm de kurtuldum. Evet. Isırganı da anlat, ısırganı. Şip şip. He, ısırganımız da var bak. Evet, ısırgan otundan. Isırgan otundan yemek yapardık. Şimdi bile mevsimi bak, yeni taze çıktı. Onu toplarız, pişiririz. Bu ayda da güzel olur. Biraz suyunu süzeriz, biraz yaban su. Yaban su mu? Normal su koyardık, kendi suyuyla karıştırırız. Yani %50 ısırganın suyu, %50 dışarıdan yaban su koyacak. Ama ilaçtı oğlum, ilaç, ısırgan ilaç. Ondan onun içine un çalarız. Bol sarımsak. Ama bol da sarımsak. Az ben süt de koyuyorum şimdi. Daha güzel oluyor süt kodumu. Şimdi ısırganı aldın, topladın, doğradın, attın, de su koydun üstüne. Evet, pişirdin, haşladın. Onun yarı suyunu süzüyorsun. Evet. Yarı suyunu ayırıyorsun, yarı da mısırdan başka su koyuyorsun. Tamam. O kaynadığı zaman ununu çalıyorsun. Ya birader oraya kaşık, tahta kaşık. Buğday şey, mısırını. Mısırını. Çiğ mısırını. Çiğ. Evet, çiğ. Soğana, sarımsağı ne zaman atıyorsun? Sarımsağı da... At içine. O malzeme içine koyunca zaman pişsin. Malzemeyi beraber pişsin. İster tereyağını yakar, sarımsağına tereyağına bile kullanır. En son tereyağını mı? Evet. Yakıyorsun, koyuyorsun. Evet. Pul biberle tereyağı. Sonra çorbayı içiyorsun. Evet. Az koyu oluyor. Evet. Öyle güzel ye. Evet, şimdi ısırgan otu da bak burada. Ya bizde ot yemeklerimiz de var ya, bak onları söylemeyi unutuyoruz hep. Ot yemekleri, burada otlar büyüyor, galdırık falan yapıyoruz. Aynen, olmaz onu mu? Gazyek bizim şeyimiz. Kaldırık. Onlar da anlat işte. Galdırık diyorum, gazyek. İkisi de yok. Gazyek ayrıdır, galdırık ayrıdır. Gazyek ayrı, galdırık ayrı. Orhan da var, Orhan turşusu yaparız. Orhan turşusumuz var. Orhan ne? Ot. Orhan otu. Aa, buralarda vardır. Allah Allah. Bak şuralarda vardır. Aa, şu yap, aa bak da kümesinin önündeki Orhan. Ha bak benim Orhan. Getirdi. Orhan. Getirsen ofranı. Ofran. Ofran. Yani nedir bakalım ofranı bir. Biraz biz köylüyüz. Cümlelerimiz şey eksik olabilir. Aa, bu. Şu ot işte. Onu turşusu çok güzel. Bir tane ver bana. He, bu ofran mı? Ya bu ofran. Bunu bu şekilde sıyırız. O dikenli gibi bir şey bu. Ya ya. Ha böyle sıyır. Bu turşu. Dal turşusu gibi. Şöyle. Bunu şöyle turşu kuracaksın. Bunun turşusu çok güzel. Hı. Nasıl kuruyorsun bunun turşusunu? Haşlıyorsun bayağı. Haşlıyorsun. Fasulye gibi haşlıyorsun. Bu aynı rokaya benziyor mu? Yabani rokaya benziyor. Evet, 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 evet. Çok güzeldir turşusu bu. Benim bahçede büyüyor bunlardan ya. Ya bunlar yeniliyor güzel.
Bunu haşlayacaksın normal. Bunu genelde bir karışık yazı pancarı diye bir yemek çıkar ortaya. Bunları karışımını yapacak. Bunun da evlenmesi oluyor güzel. Sadece bu olmuyor. Yani olmuyor. Daha öbürlerine karışık olunca daha tatlı olur. Bu da aynı bu şey gibi bak. Pancarın kökü gibi tadı var. Çok acı güzel. Gibi biraz. Evet. Acılı. Evet. Ama turşusu çok harika olur yani. O dal turşusunun üstünden gelir. Bunu turşuyu nasıl yapıyorsun şimdi? Bunu dalları kopardı. Böyle yaptı dal dal. Haşlayacaksın, pişireceksin. Bunu haşlayacaksın. Haşlayacaksın. Samsak, biber. Samsak, biber. Fasulye turşusu ayarında vuruyorsun yani. Sirke. Sirke de koyabilirsin. Sirke kalın tuz. Evet, kalın tuz. Bunu deneyelim o zaman bak bunu yaparım. O çok güzel. Bizim köyde sirke kullanılmıyor turşulara. Ne kullanılıyor? Sadece samsak, biber. Hiç şey yok, yok, limon da yok. Yok. Şimdi şöyle burada daha önce şimdi kullanılır. Sularımız hazır su oldu. Bunda şey var ya, klor var. Eritiyor. Evet. Ama sirke kullandığı zaman daha güzel olur. Yani önceki eskiden kaynak suyla yaptığın için. Aynı. Gerek erimiyordu, yok. Gerekmiyordu. Acı biberle sarımsak. Evet. Aynen. O kadar. Aynen. Bir de tuz. Aynen. Limon kullanmazdık. Evet. Vay be. Şimdiki turşuları hani burada ister. Bunu satarlar pazarda hiç görmedin. Yok hiç görmedim. Pazarda satarlar. Şimdi mevsime. Tamam, ofran turşusu da öğrendik. Bak, tabii ofran turşusunu ne işte? Ofran mı? Ofran. Ofran turşusu, ofran. Evet. Ha, işte gaziyek pancarı, bak. Ha, gaziyek şu. Bu gaziyek, bu da yazı pancarı. Onların, o üçünün karışımında bir ayrı bir yemeği olur. İşte buğday yarmasından çok güzel. Canım, bu gaziyek şey. Gaziyek. Şeye benziyor, maydanoza benziyor. Evet, maydanoza benziyor. Yabani maydanoz. Tadı değişik. Buldum mu atıyor tuz biraz böyle şey, aroması var. Bunlar üç otun karışımından yazılıyor. Bu da şeye benziyor, galdriye benziyor ama şey pazıya benziyor bu da. He ona benziyor ama. Bunun tohumu oluyor böyle. Yaşandığı zaman oluyor. Tohumu oluyor. Böyle şey gibi buğdaya başağa gelir. Taze eke topluca yeme daha lezzetli. Bunun adı neydi? Yazı pancarı. Yazı pancarı. He bak bunu mesela şey, bunun tohumundan şey yapıyorlar. Bunun tohumundan şey yapıyorlar. Glutensiz ekmek yapıyorlar bunun tohumundan. Olabilir. Tohumun tozundan. Olabilir. Böyle glutensiz unu şey yapıyor bu. Destekliyor. Gerçekten ha. Olabilir. Şimdi bunu ofranın tohumunu aldık. Gazeyi aldık. Yazı pancarını aldık. Bundan yemek yaptık. Evet. Soğanla kavuruyoruz bunların hepsini. Aynen. Bunu haşlıyorsun ablacığım. Şeyde kavaklar daha çok güzel yapıyor bunu. Evet. Haşlıyorsun. Doğru. Suyunu süzüyorsun. Ondan sonra şey, durusu koyuyor. O şekilde yemeğin ağzınızın tadı değişebilir, buruşturabilir. Buğday yarması şey koyuyorsun üstüne. Yani dilinizde bir şey olur. Biz de bilmezdik de bazı acısı oluyor. İşte o acı oluyor. Onu evet şimdi haşladık. Haşladın. İnce ince çok güzel doğranca. Bunların hepsini. Evet. Buğday yarması koyacaksın üstüne. Evet. Evet. Dibine inmeyecek şekilde. Ona bol sarımsak katacaksın. Evet. O sarımsak güzel bile söylüyor. Ya sucuk bir iki dilim. Ona piştikten sonra güzel yine keşkek deriz. Keşkek gibi öyeceksin. Tereyağıyla pul biberi katacaksın. Izgarayı kenara bıraktırır. Oo, böyleydi ha? Evet. Vay be bak otlarımızı tanımıyoruz. Otlarımızı da artık. Ya, bizde yok ama bu yöresel. Bizde yok. Değil mi? İşte ben yöresel olarak o bölgede öğrendim. Aynen güzel oluyor değil mi? Şey, komşularım ben esnafım orada ya. Kırçanımız da var bak. Tamam bunları da yine yerinde kamerada yakın çekim yaparız bunları. Vay be 3 tane ot öğrendik bak. Tamamen doğal bunlar. Aynen öyle. Bunları da yaparız. Onu da getir. Ofran bu değil mi? Hayır, ofran. O da elinde kalmamış. Ya onu orada çekeriz. Kaldırın. Otları bak. Ben gelirim buraya kaldırın. Bu toplarım. Bu kaldırımız var. Abi sen yediği zaman da bu ne kadar güzelmişti. Ottan bir şey yapamaz mıyız burada onlardan? Şu anda yapamaz. Onlar şu an mevsimi değil. Yok mevsimi de yani uzun iş. Keşke önceden yapıp hazırlık. Haşlayıp da şey yapsın. Tazesi olsa evet. Daha iyi olur ama. Aynen. Baharlı değil mi? Pazara geliyor. Evet, tazesiyle daha lezzetli. Kaldırığımız var bir de kaldırık. Evet kaldırı biliyorum. Biliyor musun? O kaldırı biliyorum. Onun bacaklarından turşu yaparız. Tamam. Yaprağından sarma yaparız mısır unuyla. Biz de mısır unuyla yapıyorlar. Bazı yörelerde aynı lahana sarması gibi yapıyorlar. Buğday sarması, pirinç. Biz bugün lahanayı neyle saracağız? Pirincine. Pirincine. Evet. Tamam. Pirincine saracağız. Bu yarmaya sarsak iyi oldu. Bizim burada pirinç. Mısır yarması. Evet. Yok kavrulmuş mısırın yok. Yarması aynen. Değil mi? Yok. Evet. Olurdu da yok. Yok değil mi köylerde? Yok. Bulamazsın eski şeyi kalktı burada. Herkes pirince döndü. Oğlum bunlar geçti. Bunlar terağa kalktı. Onlar yok. Bunların yeni... daha ne senin... Bunlar hiç bakan yok bunlara. Bu geçti onun eski zamanı geçti. Mısır kurutma işi de bitti değil mi buralarda? Mısır kurutma işi. Bitti fırında. Yok. Aşağı yukarı da bitti. Zaten. Bitti o da bitti. Var tek tük. Aramina bulamıyoruz. İyi böyle fırınlanmış sütlekli fırın mısırı onu bulamıyoruz. Eski onun tohumunu derdik. Sen belki bilmezsin. Yok. Soğanıyla tereyağını alazlazdık. Suyu koyurduk. Suyu da kaynadığımın fırın mısırını çalardık.
Poğut derdik ona. Üstüne tabaklara, tereyağı dökeceksin ağzını kenara alacaksın. Tabaklara bölerdik, üstüne tereyağı eridirdik. Oh mis gibi. Öyle yerdiniz ya. Ya da patlıcan turşunun suyunu da ekle üstüne. He, ya turşu suyuyla ya pekmezle. Oo. Senin ortasına bir tava yapar koyduk, herkes kaşığıyla yerdi. Turşunun üstüne gezdiriyorsun. Aynen. Ondan sonra yiyorsun. Bir de ekmek ıslamamız vardı onun adabı. Sabahla okula gidiyorken şimdi he, çocuklara bak, 7 türlü kahvaltı veriyor. Önceden evet, bir ekmek ıslamasını pırasa, yap, okula git. Pırasadan pırasayı kavururduk. Tereyağıyla, ya suyuyla içine suyu koyduk. Soğuk, dünden kalan soğuk ekmekleri doğrardık, onu pişirirdik. Mısır ekmeklerini mi? Evet. O da pırasa ıslaması. Ekmek ıslaması. Ekmek ıslaması. Koy orta yerine, sinin ortasına. Bahar tavuğuyla gelsin. Bahar tavuğuyla gelsin. Eskiden çay yiyordu, zeytin peynir yiyordu. Bunlar yiyordu. Evet, eskiden, eskiden çay yokmuş ya. Çay yok, çay. Kaçırdım onu. Bu da büyük adamlar içiyordu. Aynen. Babam, babam şimdi çifte gidecek. Bir demli, iki bardaklık çay demlerdi, onu içer giderdi, bize yok. O da bilmem. Bize yok, fakirlik var. Bakın bayağı yemek çıktı, evet. Güzel, literatüre. Evet, değil mi? Bayağı evet, güzel. Bir sürü yemek listesi verdiler. Kırçan da var. Kırçanı biliyor musun? Evet, kırçanı biliyorum. Ya dalıcından çıkar. Bölürce derler ona. Bölürce mi diyorlar? Melevcan. Melevcan. İşte biz kırçan. Ona orada diyorlar melevcan. Ha, aynen. Diye. Biz kırçan deriz. Diken ucu. Orada yine de melevcan diyorlar. Ha, biz kırçan diyoruz. Biz burada kırçan diyoruz. Kırçandan turşu yapıyorsun başka? Kırçandan turşu yaparız. Onun yine aynı evinlemesini yaparız. Evinlemesini ne yapıyorsun? Kavurmasını. He, kavurmasını yaparız. Kızartması, yumurtalığını. Evinleme aynı lahana gibi. Onu pişiririz. Suyunu süzeriz. Suyunu süzden gelir üstüne çıkasılık su koyuruz. Üstüne bulgur koyuruz. Onu iyi yine pişer. Yine azıcık bir avuç mısırını. Mısırını çalarız. Evet. Yine tereyağı yakarız acılı yine biberine. Öyle pişer. Ondan... Önce evinliyorsun da tereyağını evet, önce evet, mi atıyorsun? Evet. Tereyağın soğan az biraz pişecek. Yani evinleyeceksin. Soğana atacaksın. Ondan sonra yağı eriteceksin biberine. Onu dökeceksin ona. O biraz daha tıkırayacak. Ondan geri alacaksın. Kepçeyle ezeceksin. Yağı döktükten sonra evinliyorsun. Evet. Tamam. Evet. Ekşirisi var mı onun? Turşusu var mı? Turşusunu yapıyor. Ekşirisi. Ekşilisini bilmiyorum. Sen uzatması? Dedi, var var uzatması, evet, var. Uzatması var. Aynen uzun bir genelik yapıyorsun. Aynen ona doğrayacaksın. Doğra evet, böyle. Şey, sık güzel yine içine yumurta kır. Un koy onu güzel yine karıştır. Tavayı döşe kızar diyorsun. Ne mısır unu da? Aynen mısır unu. Kavrulmuş. Kavrulmuş mısır unu daha güzel olur. Fırın mısır unu. Kavrulmuş unu fırın mısırı işte. Evet. Tamam, kavrulmuş mısır unu daha güzel olur. Bir de yumurta kır birbirine tutsun evet, tavaya döşeyince güzel aynen, bir şey güzel olur. Oluyor. Bayağı iyiymiş bak bunun. Belli değil mi? Yani yemekleri evet, yaptığımızdan kitalarımızdan. İyi, bayağı tarif çıkarttık ya. Evet, var var. Çok çok tarif tarif neler var. Oğlum. Pırasa evet, sirkelesi var, onu anlatayım. Oy, onu anlatayım, onu evet, bilmiyorum, sen anlat. Pırasayı küçük şu şekilde doğrarsın. Ateşi... O yapraklarını mı, alt kısmını mı? Komplesini, istediğin yere. Evet. Doğrarsın, içine bir yarım bardak zeytinyağı, yarım bardak sirke, 4-5 tane sarımsak soy. Haşlayacaksın daha mı? Onu, yok, ağzını kapatacaksın, kısık ateşte pişsin. Su koymadan. Su koyma. O koyduğun zeytinyağına sirke, yıkadığın tamam, su, tuzu. He tamam. O öyle kısık ateşte pişer. Turşu olarak ye, salata olarak ye, yemek olarak ye. Tamamen sağlık kaynaktır o. O çok güzel bir şey. Direkt öyle haşlayabiliyorsun. He, haşlayabiliyorsun. Öğünün dediğim gibi yemek olarak yani misafirin geldi, bir soğuk çorbanın yanına onu ortaya koy. Dediğim gibi doyurucu. Hem salata yerine geçer, hem yemek yerine geçer. Üstüne yumurta da biber çorbayla yedir, ye onu. Sen de ekşiliği anladın mı? Büyüdeyi büsüreceksin. Güzel adam iyi yine büsüreceksin, içine poşavını koyacaksın. Evet. Yer alttan sonra pekmezini koyacaksın, karıştıra karıştıra. Alacaksın, el soğudum onu yiyeceksin. Pekmez ne pekmezi? Acı pekmez. Armut pekmez. Ekşili pekmez. Ekşi. Acı pekmez mi ekşiye? Acık pekmezdi işte, hangi pekmez ekşiyse ona koyabilirsin. Ekşi koymuştu annem. Ondan da olur. He, erik ekşi. Ondan da olur. Ekşi olsun da, ekşi olsun kuru meyvenin ekşisi. Armut pekmez ekşi olmuyor ki ama. Var. Ekşi armut da var. Ekşi armut da mı var? Yapmadık bu sene de. Ekşi armut var. Onların ekşi armuttan. Evet. Vay be. Güzel. Ya. Var var. Evet şimdi o zaman bitiriyoruz. Bitirelim. Bir çay molası verelim. Evet. Ondan sonra yemeklerimize başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi birçok yemek tarifi öğrendik. Eskiden unutulmuş tariflerimizi yeniden ortaya çıkarttık. Gözümüzde canlandı. Evet. Çocukluğumuza döndük. Döndük. Evet.
öğrendik. Evet, sayende inşallah yeni nesil de bunları unutmaz. Evet, aynen öyle. Şimdi yaşamak için onlar önemli. Aynen öyle. Bunlar şu bilgiler bizim için bir hazine değerinde. Çok doğru. O bilgileri kayıt altına aldık. Şimdi arşivleyeceğiz. Güzel bir arşivimiz oluşacak. İnşallah. Anılar bölümünü bitirdik. Şimdi de yöresel yemeklerimizi yapmaya geçiyoruz. İnşallah. Evet, teşekkür ederiz. Sana yemekleri yapmaya geçelim. Hangisi? Bu mu? Şu. Bu. Bunların tazesi de katılıyor. Bu da mı katılıyor? Evet. Bu ne otu? Bu da yani şey civcivlik mi derler, ne derler? Bu da kullanılıyor. Bunu kavurup katıyorsunuz yani içine. Ya bu şey böyle karışım sulu olarak hepsi birlikte toplanıp bir yemek oluyor. Ha. Bu ne? O yazı pancarı. Yazı pancarı. Sütlüvan deriz. Yaptığımız. Bu sütlüvan deriz buna sütlüvan, ama. Sütlüvan evet. Ha, bunlar da katılıyor. Bak şu, şu ot da. Hmm, ot böyle oluyor. Evet. Yani. Ya onun büyüğü değil mi bu? Bunun büyüğü mü? Galiba. Aynı. Bu da katılıyor. Hepsi de yazıp şeye gidiyor. Şu da oluyor. Aynı. Bunun adı ne? Bunu bilmiyorum işte. Bu doğada büyüyen otlar. Bunu da katıyorsun. Şunu da katıyorsun. Aynen. Bu neymiş? Bunların karışımından buğday yarmasıyla çok güzel yemeği olur. Yazı pancarı yemeği. Aynen. Yazı pancarı. Şuna ha. Bu oran otu. Turşusu olur. Aynı yine o yazı pancarı yemeğine kullanılır. Dur şuradan alayım onu. Evet. Evet, bu ofran otu. Bunun evet, turşusunu yapıyorlar. Aynı bu şeye benziyor. Neydi? Roka'nın evet, yabanisi. Yabanisi. Aynen. Evet. Şöyle oluyor. Roka gibi. Şöyle kökü oluyor. Evet, bayağı yayılıyor. Evet, büyüyor. Çok çıkar. Bak şu şekli. Sıyırdığımız gibi turşunu böyle kes. Turşusu. Tamam. Kaldırık turşusu. Haşlayıp yapıyorsun değil mi? Haşlayıp. Tamam. Ofran otu da bu. Aynen. Başka ne otumuz var? Gazi ekti bu mu? Yabani maydanoz. Maydanozu yabani. Maydanozu aynı yabancı benziyor zaten. Bak burada ofran mesela çok var. Her ne kadar ofran var. Başka var mı ot? Ofran ne kadar var burada? Gazi ekti. Benim başta da çok var bu ofrandan ya. İşte onun turşusu. Bunun turşusunu kurarım bari ben. Bana bıçak getirin de toplayayım şunları. Hangisi? Git tezine o ne? Ofran işte. Ha, ofranları toplayacaksın. Tamam. Ya bunlar hep gazeyek mi şimdi? Ha, bunlar gazeyek. Şunlar. Bunlar hep gazeyek ha? Evet. Vay be. Bayağı ot varmış burada. Var var. Gezilmediğinden. Ha bakın ha buna. Topla topla. Yazı pancarı işte. Gazeyek, yazı pancarı. Bu sütlen otu değil mi teyze? İşte o yaz. Sütlen otu. Aynen. Diyorlar. Aynen. Şunları olan hep alıp yemek yapıyoruz. Evelik. Bu da evelik bak. Dur. Şu evelik. Ona da katıyor. Bunu da çekecektik. Evet. Evet. Evelik otu. Evet. Tamam işte buna şey diyorlar. Ne? Sinir otu mu diyor? Bir şey diyorlar. Bunun tohumundan şey yapılıyor. Glutensiz yemekler yapıyorlar. Değil ekmek mi yapıyorlar? Doğrudur. Aferin benim kızım. Tamam bu neydi? Ha, evelik. Evelik. Evelik otu. Bu da pazıya benziyor aynı. Pazıya abi gel. Orhan abla da olur. Gidip teyzenin yanına poşet ver. Poşet git de teyzen poşete koysunlar. Bunun alışında çekil hemen. Aynen. Şöyle kökünü öyle çekiyorsun. Bu şekilde topluyor. Aynen. Gaz ekleri topladın şimdi. Bundan bir şey yapacak mı? Burada yapamam işte. Bunun adı yazı pancarı. Yazı pancarı nasıl temizliyoruz? Aynen böyle. Topladıktan sonra evet. Bu şekil. Bunu temizliyoruz, suya bırakıyoruz. Kumu mumu gitsin tamamen. Çok güzel bir yemek, doğal yani. Bu şifa doludur bu, şifa da.